Unutkanlık aslında çağımızda çok görülüyor. Gencinden yaşlısına herkes unutkanlık şikayetiyle geliyor ve hepsinin endişe ettiği tek bir şey var. Alzheimer olacak mıyım? Alzheimer mıyım? Endişesiyle Evet. geliyorlar bize. Alzheimer olacaklar mı hiç? Aslında hepimizin dönem dönem yaşadığı bir sorun unutkanlık ve çok da sık gördüğümüz bir durum. Herkes Alzheimer olmayacak. Alzheimer genellikle ileri yaşta gördüğümüz bir hastalık. Erken başlangıçta Alzheimer çok daha nadir görülen bir durum. Ve Alzheimer'da aslında çok çok farklı semptomlar var. Sadece unutkanlık değil. Değil. İlk başta belki en belirgin olan nokta unutkanlık ama daha sonrasında başka semptomlar da ekleniyor. Davranış bozuklukları özellikle. Evet. Kişinin benlik duygusunu yitirmesi gibi ve bir sürü günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremez hale gelmesi gibi ilerledikçe aslında. Aslında unutkanlık diye gelen birçok kişi bu yoğun yaşam stresinde bir sürü farklı şeyi aklında tutmaya çalışırken bazı şeyleri kaçırıyorlar. Onunla alakalı. Çünkü beynimizin de belli bir kapasitesi var, anlık hafıza kapasitesi var. Ve o anlık hafızayı belli şeylere odakladığımız zaman belli konulara basit gördüğü şeyleri beyin göz ardı edebiliyor ve hafızada tutamayabiliyor. Aslında genellikle gördüğümüz durum bu. Evet, Dikkat özellikle eksikliği ya da gençlerde. depresyon bazen ciddi unutkanlıklara sebep olabiliyor ve bir depresyon varsa tedavi etmek gerekiyor. Evet. Yani gençlerde belli bir yaşta özellikle bu sebeplerle ortaya çıkıyor unutkanlık. Bizim Alzheimer dediğimiz durum genelde ileri yaşta ortaya çıkıyor. Ve ailede bazen aile öyküsünde de Alzheimer hastalığı olabiliyor. Alzheimer neden kaynaklanıyor? Alzheimer aslında nörodejeneratif bir hastalık. Yani beyin hücrelerinde bir ilerleyici dejenerasyonla alakalı. Belli bir maddelerin beyinde belli noktalarda birikmesiyle alakalı bir hastalık. Ve bu birikim ilk başta da hafızayla ilgili hücrelerin olduğu bölgede birikiyor. Amigdala dediğimiz bölgede birikiyor. Burası da bizim aslında yakın zaman hafızası ilk etkileniyor. O nedenle Alzheimer hastaları ilk başta hep şey diye başlar. Sık sormaya başladı, sık tekrar etmeye başladı. Yakınlarının en çok bize anlattığı şikayet budur. Kendilerinin aslında ilk bulguları da genellikle çok sık eşyalarını kaybetme ya da yakın zamandaki şeyleri hatırlayamamak gibi, yemeği yakmak gibi ya da kapıda anahtarı unutmak gibi şikayetlerle gelirler. Yakınlarının en çok söylediği şeyler de sık tekrar etmek, sık soru sormak, sorduğu şeyi tekrar sormak gibi. Çünkü yakın zaman hafızası kaybolur, kaydedemez. Yeni kayıt yapmakta zorlanıyor hafıza. Ama eskileri gayet güzel hatırlar. Eski hatıralarını gayet hakimdir. Çünkü o arşivler henüz sağlamdır ve eskiler sağlam bir şekilde duruyordur. Ancak yeni hafıza kaydı yapmakta oldukça zorlanırlar. Evet. Tabii hastalık ilerledikçe hem yakın hem de uzak hafıza Da etkileniyor. zamanla etkileniyor. Alzheimer belli evrelerden oluşuyor aslında. Erken evrede. Erken evre, orta evre ve ağır evre. Hı. Erken evrede dediğin gibi sadece Unutkanlık unutkanlık oluyor. en büyük şikayet oluyor. Ama sonrasında davranış sorunları eklenebiliyor. İdrar Ne gibi kaçırma davranış sorunları oluyor? eklenebiliyor. Ajitasyon olabiliyor ya da içe kapanma, tamamen Uyku ortamdan bozuklukları bazen. kendisini izole etme, bazen uyku bozuklukları veya yakınlarıyla çatışmaya başlama, belli konularda sürekli iddialaşma, Paranoya. inatçılık, paranoyalar, kuşkucu bir tavır, etrafındakilerden şüphelenme. Hani bunların hepsini orta evrede görebiliyoruz. Tabii dediğim gibi idrar kaçırma olabiliyor veya büyük abdestle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Ve ağır evrede de zaten artık Hasta hem yatağa bağımlı hale geliyor yatağa aslında. bağımlı hale geliyor, yakınlarını tamamen tanıyamaz Tanımıyor. hale geliyor ve hem yakın hafıza hem de uzak hafıza artık bozulmuş oluyor. Alzheimer tedavi edilebilir bir hastalık mı? Tamamen nörodejenerasyonu durduran bir ilacımız yok. Ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatan bir takım ilaçlarımız var elimizde ve bu tedavilerle hastalığın ilerlemesi bir miktar yavaşlayabiliyor. Şikayetlerin bir kısmı kontrol altına alınabiliyor. Davranış problemlerini kontrol altına, uyku problemlerini kontrol altına alabiliyoruz. O nedenle de mutlaka bir nöroloji uzmanıyla bu yola çıkmakta fayda var. Bir nöroloji uzmanının gözetiminde olması gerekiyor hastanın ki hasta yakınına da bilgi vermesi, destek olması açısından bu gerekli.